kitaplarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Bak ben yatağıma girdim. Hemencik uykum geldi bile. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Dirgite bindin. Ha evet, bebeğiyle dirgite bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla dedi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve? İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri app indir, hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Evet. Yani çok güzel oyunları oynayacağız maymuşla. Yaşasın. Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Ay, işte harika bir gün başlıyor. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Çıp 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 çıp. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Ay karnım çok acıkmış. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnım zil çalıyor ne demek söyle bakalım. Yani çok acıktım demek.
Sanki karnım zırr diye zırçadı. Bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Ama gerçekten karnımda bir dil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım babam. Babişkaların babişkası. Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Baba basmetini bayılırım. ben de basmet isterim baba. O güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yarışıyorsun. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çabuk. Vallahi çok acıktım. Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yarışıyorsun. Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nim. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. Duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Babam benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz? Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmetimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrımı da bitirdim. Ben de hemen bitireyim. Gut. Oh. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak, zıplamak istiyor. Luna! Arkadaşım Maymuş merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, zıpla, biraz da salla. Salla. Çok seviyorum. Bence. Abi ne oldu sana kardeşim? Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Hayır ben iyiyim yorulmadım. Luna. Senin de mi uykun geldi Maymuş? Eve uyumaya mı gidiyorsun? Luna. Pepe. Şu. Uykun mu geldi canım? Hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor, anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Yani vücudun biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Uyumak kötü bir şey değil ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum.
Haklısın, uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinde koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım, o zaman... Ben de biraz şurada uyuyayım. Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. Ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir düş kurmuşsun. Bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. Ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Zeze? Bakayım ne oldu? Bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet, biraz yandı. Elini çek de bakalım, bir şey oldu yanağına. Yanağın çizilmiş Zeze. Ay, nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz, acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam, geçti şimdi. Çocuklar bakın. Yeni sınıf arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi, seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibiciğim, bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepeciğim işte çok merak ettiği sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Tamam. Çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi. Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. Senin de şapkan çok güzel Pepe. Sağ ol. Bibi'nin kaskı da çok güzel. Peki Zeze'nin şapkası? Evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. Senin de tokan çok güzel. Zeze. Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Tamam. Tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmenim. Tırnağım yanlışlıktan yüzüme geldi, böyle oldu. Evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım, biliyorsunuz değil mi çocuklar? Benim de tırnaklarım biraz uzun. Benimkiler de biraz uzamış. Benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Evet, ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Görüşürüz. Çok kötü öğretmenim. O zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı çıt 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 kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Evet, lütfen öğretmenim, lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam çocuklar. Aferin çocuklar. Şuşu. Bak bu da yeni arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zeze ile Bibi'yi tanıyorsun zaten değil mi? Evet canım. Tabii ki tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. Şuşu. Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Evet. Hadi Şuşu söyle söyle. Tamam canım, hadi söyleyelim.
çocuklar. Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Çok yaşa Pepe. Çünkü bizim, yani uğur böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. Hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa Zizi gibi kendimize zarar verebiliriz. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar yerleşir. Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Öğretmenim, ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu, mutlu olsun. Yaşasın tırnak kesme günü. Çok yaşa Pepe. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben. Tamam, gel bakalım. Elimizde on parmağı. Rica ederim Pepe. Hadi çocuklar, şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım. Yarışılsın. Ben gelmeyeceğim. Ama niye ki? Pepe, ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya, yıkayalım ki ellerimiz tertemiz olsun arkadaşım. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya. Allah seni. Aferin sana. Seni kesmeli. Yaşasın tırnak kesme günü. Papa! Papa! Merhaba dede. Merhaba evlat. O elindekiler ne dede? Bu mu? Armağan çuvalım evlat. Armağan çuvalı mı? İçinde ne var dede? İçinde bütün sevdiklerime yılbaşında vereceğim armağanlarım var papa. Yılbaşında mı? Evet evlat. Bu akşam hava kararınca yeni yıla giriyoruz. Yeni yılın ilk gecesini hep beraber yılbaşı olarak kutlarız papa. Ve bu kutlama sırasında da herkes birbirine mutlu edecek armağanlar verir. Yeni yılın iyi geçmesi için güzel dileklerde bulunur. Evet, annem de söylemişti. Şimdi hatırladım. Yeni yıl için salonu süslemiştik. Siz de odanızı süsleyin demişti. Evet, evlerimizi süsleriz yılbaşında. Ay dede, ben daha kimseye armağan hazırlamadım. Oda filan da süslemedim. Akşama kadar süslersin papa. Armağan da hazırlarsın.
Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? Tamam dede. Merhaba Pepe. Merhaba Şişo. Ne yapıyorsun Pepe? Düşünüyorum Şişo. He, düşünüyorsun, anladım. Çok güzel. Peki ama ne düşünüyorsun Pepe? Yeni yıl geliyor ya bu akşam. Ha evet. Hani yeni yılda evimizi odamızı süsleyip sevdiklerimize armağan veriliyormuş ya. Evet canım. Mutlu olduğumuz günlerde birbirimize mutluluğumuzu sevgi ve armağan vererek gösteririz. Sadece yılbaşında değil, doğum günlerimizde de. Aa evet Şişu. Ben de sevdiklerime ne armağan etsem diye düşünüyorum. Hmm, anladım. Neyse, bulurum herhalde. Şimdi canım oyun oynamak istiyor. Ay ama kimle oynasam ki? Ha, bebe nerede? Bebeyle oynayabilirsin. Yok, ben bugün Şila'yla oynamak istiyorum. Ta 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 ta. Şila. Ben de seninle oynamaya gelmiştim Pepe. Aa, çok mutlu oldum. Yarışıyorsun. Evet, ne oynuyoruz? Bilmem ki. Kule yapmaca oynayalım mı? Yok, ben kule yapmaca oynamak istemiyorum. Doktorculuk oynayalım mı? Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. O zaman ne oynasam ki? Ayıcıkla oynayalım. Canım ayıcıkla oynamak istemiyor. Ama onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Ne oynayacağız peki? Bilmiyorum. Ben de oynamıyorum o zaman. Oynamazsan oynama. Sen oynamazsan oynama. Böyle canımız sıkkın sıkkın oturalım o zaman. Otururum oturmam. Sana ne? Çocuklar, bence biraz daha düşünürseniz mutlaka oynayacak güzel bir oyun bulursunuz. Bulamadık Şuşu. Evet, bulamadık işte. Düşünseler kesin bulurlar. Örneğin yeni yıl geliyor yakınlarda. Yeni yılla ilgili bir oyun bulsalar. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Evet, şarkıda da zaten ne olabilir diyordu Şuşu. Hadi biraz düşünelim Şila. Tamam, düşünelim. Sen buldun mu Şila? Ben de bulamadım. Peki size biraz daha yardımcı olmamı ister misiniz? Evet Şuşu. Evet Şuşu, lütfen yardım et çünkü oyun bulamıyoruz. Pepe ile Şila oyun bulabilirler. Örneğin güzel resimler çizebilirler. Resimleri sevdikleri için boyayıp yeni yılda armağan da edebilirler. Ne güzel olur, ne güzel. Ne güzel olur, ne güzel olur, ne güzel olur.
çocuklar. Çok teşekkür ederiz Şişu. Evet, böylece ne oynayabileceğimizi de bulduk. Hadi gel Şila, şuradan kalemlerimi alalım. Tamam. İşte bunlar da kağıtlarımız. Harika. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben önce anneme bir resim çizeceğim. Tamam, ben de annemi çizeceğim. Harikasınız. İşte benimkisi bitti. Dur Pepe, benimkisi de bitiyor. Tamam, bekliyorum. İşte benimkisi de bitti. Gel şuraya yapıştıralım. Çok güzel yapmışsın Pepe. Balonlarına bayıldım. Senin de çiçeklerin çok güzel olmuş. Yaşasın, annemler çok sevinecek. Şimdi kime? Ben babama yapacağım. Tamam, ben de babama güzel bir resim yapacağım o zaman. Hadi başlayalım. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Babana ne kadar benzetmişsin Pepe. Seninki de benzemiş Şila. Buraya asıyorum bunu da. Ben de astım. Şimdi de Eke'ye resim çizeceğim. Aa, ben de güzel kardeşim bebeğe bir resim çizeceğim. Benim güzel kardeşim çok beğenecek bu resmi. Eke de çok beğenecek. Eke çok komik görünüyor Şila. Evet, saçları komik oldu biraz. Hadi bunu da asalım. Asalım. Şimdi de dedem ve nenem için bir resim çizelim. Tamam, olur. İşte dedem, nenem ve ben. Burada da nenem, dedem ve ben. Ha, harika olmuş. Seninki de harika olmuş. Bunu da buraya asalım. Hepsi çok güzel oldu. Hadi şimdi odamızı bir güzel süsleyelim Şila. Aa, tamam, hadi süsleyelim. Ay, çok güzel oldu Şila. Evet, çok güzel oldu. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Odamız ne kadar güzel olmuş. Evet bebe, bak Şila'yla süsledik odamızı. Biz de annemin salonu süsledik. Beğendin mi gerçekten bebe? Evet, çok güzel olmuş. Bakın, ben her kişi armağan olarak bu resmi çizdim. Mutlu kocaman ailemiz. Ne oldu Pepe? Şila? Bak, biz de bu resimleri çizdik. Çok komik olmuş. Ha, ben de oradayım. Çok güzelmiş. Hepimiz resim çizmişiz. Yaşasın yeni yıl. Yeni yıla bayılırım. Üçümüzün de çizdiği resimler harika çocuklar. Aferin size. Aferin. İşte şurada bir Zeze gördüm. Hemen gidip onu yakalayacağım. Eyvah! Sen orada kaçmalıyız. Zeze bizi yakalayacak. İyi misin Zeze? Ya kaç gündür böyle öksürüyorum Pepe. Aa, niye ki acaba? Hadi oyunumuza devam edelim. Sarı araba bizi yakalayamaz. Kaçın! Zeze, sen çok öksürüyorsun. Hasta mı oldun acaba? Hayır, hasta değilim ki. Annen seni doktora götürmedi mi? Ben öksürünce annem beni hemen doktora götürüyor. Hayır, doktora gitmedim Pepe. Ben hasta değilim ki. Niye gidecekmişim? Ama öksürüyorsun. Hadi yakalayın beni, hadi. Merhaba
Merhaba Bibi. Çok komik düştünüz. Merhaba. Zeze iyi misin? Evet, ne oldu ki? Çok öksürüyorsun. Evet, bak yine öksürdün. Doktora gitmelisin bence Zeze. Aa, Bibi bize kitap getirmiş sanırım. Evet, bakın. Ay, çok merak ettim. Nasıl bir kitap? Ne anlatıyor Bibi? Daha hiç okumadım, annem yeni almış. İlk kez biz mi okuyacağız yani? Evet Pepe. Aa, iyi de kim okuyacak kitabı? İsterseniz ben okuyabilirim çocuklar. Evet, hadi oku şu. Adı neymiş? Doktor, doktor, baksana. Ne güzel bir ad. Ben doktorları çok severim. Evet, çünkü doktorlar hastaları iyileştirir. Hepsi iyi insanlardır. Benim hasta olduğumu mu düşünüyorsun Pepe? Ben doktor değilim, bilemem. Ama doktora gidersen sana hasta olup olmadığını söyleyebilirim. Hadi kitabı oku şuşu. Bir dakika, bir dakika. Peki abi. Hani sevgili doktor kitabında yüzü hiç gülmeyen bir doktor vardı ya. Evet, aksi doktor. Bütün doktorlar aksi. Surası asık mıdır? Olur mu hiç bebe? Doktorlar iyi ve güler yüzlü insanlardır. O öyküdeki sadece biraz asık suratlıydı ama o da gülmeyi öğrenmişti anımsarsan. Aa, evet. Doktorlar iyi insanlardır bebe. Hasta insanlara hep yardım ederler. Hey, anladım. Hadi artık doktor doktor baksana kitabını dinleyelim. Çok merak ettim. Hadi şuşu. Tamam canım, okuyorum. Zamanların birinde sık sık hasta olan bir kız varmış. Hepsi. Bir de dünyalar tatlısı. Tüm hastalara yardımcı olmak için can atan bir sevgili doktor varmış. Bakalım bugün kimlerin iyileşmesine yardımcı olacağım. Sevgili doktor hastaneye giderken yolda küçük kızı görmüş. Küçük kız sürekli hapşırıyormuş. Zeze de çok öksürüyor. Küçük kız hapşırıyor, Zeze öksürüyor. Sen devam et şuşu. Küçük kız durmadan hapşırıyormuş. Sevgili doktor dayanamamış. Doktor olduğunu söylemeden küçük kıza sormuş. Aa, yoruldum hapşırmaktan. Küçük kız. Neden bu kadar hapşırıyorsun? Bilemiyorum ki. Kendimi de çok yorgun hissediyorum. Sanırım hastasın. Seni iyileştirmesi için bir doktora gitmelisin. Niye doktora gidecekmişim ki? Bu kadar çok hapşırıyorsan bir alerjin olabilir. Ya da hasta olmuş olabilirsin. Öyle mi diyorsunuz? Ha? Puşa! Evet evet. Mutlaka bir doktora görünmelisin bence. Ha, puşa! Bak gördün mü Zeze? Küçük kızın da doktora gitmesi gerekiyor. Hasta olabilirsin dedi sevgili doktor. Devam et şuşu. Küçük kız birkaç gün sonra hala kendini iyi hissetmediğini ve hala hapşurduğunu fark etmiş. Fışa! Kendi kendine. Acaba ben gerçekten hasta mıyım? Bu hapşuruk bir türlü geçmedi. Ne yapsam ki? Fışa! Diye kara kara düşünmeye başlamış. Aa, ama bu küçük kız da niye doktora gitmedi ki kaç gündür? Baksana. Zeze de öksürüyor ama doktora gitmiyor. Belki de doktora gitmeyi sevmiyordur. Yani aslında ben hasta değilim. Ya da Zeze gibi hasta olabileceğini kabul etmiyordur. Durun bakalım. Küçük kız gidecek mi doktora, çok merak ettim ben. Sonra şuşu, sonra ne olmuş? Sonra küçük kız günlerden bir gün yolda yürürken yine sevgili doktorla karşılaşmış. Küçük kız. Puşa! Efendim? Sen hala doktora gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Puşa! Ama sen hala iyileşmediğin halde doktora gitmemişsin. Neden? Doktorlar gerçekten iyi insanlardır. Senin vücudunu kontrol edip hastalığın sebebini bulup seni iyileştirirler. Peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Çünkü ben bir doktorum küçük kız. Küçük kız çok şaşırmış. Doktorlar ne? Doktorlar neyi
gerekir öksürüğüm geçsin diye. Annene sor Zeze. Annen gitmek gerekir derse mutlaka git bence. Bence de. Ay, küçük kız gidecek mi acaba? Sonra ne olmuş şuşum? Küçük kız kendi kendine düşünmüş ve... Size söz veriyorum sevgili doktor. Hemen bir doktora gidip hep başa. Beni iyileştirmesini isteyeceğim. Demiş. Aferin sana, harikasın. Küçük kız hemen bir doktora gitmiş. Güler yüzlü yaşlı doktor küçük kızı mutlulukla karşılamış. Vücudunu bir güzel kontrol edip gerekli araştırmaları yapıp neden bu kadar çok hapşurduğunu bulmuş. Evet küçük kız, sorununu bulduk. Şimdi bu sorunu nasıl iyileştireceğimizi anlatacağım sana. Söylediklerimi yaparsan kısa sürede iyileşirsin. Yani iyileşince böyle hapşa sürekli hapşırmayacak mıyım? Elbette. Hem de kendini çok sağlıklı ve güçlü hissedeceksin. Çok teşekkür ederim doktor amca. Küçük kız doktorun söylediklerini bir bir dinlemiş ve hepsini de yapmış. Vücudunun güçlenmesi için yemesi gereken yemekleri yemiş, vitaminleri almış ve kontrol için doktor amcaya gittiğinde... İşte aferin sana. O kadar güzel iyileşmişsin ki. Evet, artık hapşırmıyorum da doktor amca. Sağlıklı olmak çok güzel bir şeydir kızım. Sağlığımıza dikkat etmeli, vücudumuza iyi bakmalıyız ki hastalıklar bizden uzak olsun. Ben iyileştirdiği için çok teşekkür ederim sana. Ne demek? Ben doktorum. Bu benim görevim. Doktorlar ne insanlar? Küçük kız da hapşırmaktan kurtuldu. Ama Zeze hala öksürüyor. Bence git annene ne kadar çok öksürdüğünü söyle Zeze. Annen doktora gitmene gerek olup olmadığına karar verebilir. Ha, yani söylemeyecek misin? Tabii ki söyleyeceğim. Be, çok üzüldü. Pepe. Buradayım Şila. Ben de buradayım. Aşağı gelsenize. Aa, Ayke de gelmiş. Hadi inelim Pepe. Size oyun oynamaya geldik. Hoş geldin minik kekecik. Hoş bulduk. Peki ne oynayalım? Misket oynayalım. Aa, tamam, misket oynayalım. İşte misketlerimizi getirdim abi. Oo, ne kadar çok misketiniz varmış. Biz tahta misketle oynamayı çok seviyoruz. Evet, hem boyuyoruz hem de böyle yuvarlayıp oynuyoruz. Peki şimdi yuvarlayalım mı? Boyayalım mı? Yuvarlayalım. Tamam Ekeciğim. Hadi bak buraya misket diziyorum bir sürü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 5, 7, 8, 2, 4. Ben de böyle sayıyordum önce. Evet. Eke daha çok şey öğrenecek. Hadi ona saymayı öğretelim mi? Evet, öğretelim. O zaman sayılar şarkımızı söyleyelim. Hadi. 2, 3, 4, 5 Kendine sen de seç bir eş 1, 2, 3, 4, 5 Kendine sen de seç bir eş 6, 7, 8, 9, 10 Zıpla, zıpla, zıpla kon 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Nasıl öğrenmek ki?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydık. Hadi herkes misket alsın eline. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5 tane misket aldım. Ben de 1, 2, 3 tane misket almışım. Peki sen kaç tane misket almışsın? 1, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 10 tane misket. Komik kardeşim benim. Evet, Eki komik. Bak Eki, ben Pepe. Bir taneyim. Bak bir tane Pepe. Kaç tane Pepe görüyorsun? Bir tane. Aferin sana Eke. Bak Eke şu ağaçlara. Bir, iki. İki tane ağaç. Gördün mü? Gördüm. Kaç tane ağaç var Eke? Bir ağaç, iki ağaç, iki tane. Bildi valla. Şşşt, sessiz olun. Kafasını karıştıracaksınız. İyi bak Eke. Burada yan yana duran kaç uğur böceği var? Sayayım mı? Evet, çay. Bir, iki, üç. Üç tane. Evet, bir, iki, üç. Bir tane el biçim. Çocuklar, size kek yapmıştım. Birer deneyeyim bakalım. Ne sağlık benim. Nefis koktu. Durun, durun. Peki, bak kek dilimlerine. Hadi beraber sayalım kaç kek dilimi var. Bir, iki, üç, dört. Gördün mü? Bak dört tane kek var. Evet. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kek var. Harikasın Pepe. Beşe kadar öğreteceğim ama beş tane bir şey bulamadım. Ha, işte toplar. Toplar sayın bakalım kaç tane. Peki sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin sana. Evet, burada beş tane top var. Bir, iki, üç, dört, beş. Sivri top. Evet, işte sen şimdi beşe kadar saymışsın, biliyorsun Eke. Evet, biliyorum. Aferin sana kardeşim. Ama hemen unutma, olur mu? Beş top, unutmam. Hayır, top oynayalım. Ay, düştüm. Acıdı mı Eke? Acımadı. Tamam kalk kardeşim. Hadi trambolinde zıplayalım. Eke zıplayacak. Tamam Eke gel zıpla. Sırayla zıplayalım mı? Tamam önce Eke zıplasın. Hadi Eke beş kere zıpla. Bir. Eke. Üç. Dört. Beş. Hadi bebe sıra sende. Tamam. Bir. Nasıl seni bebe? Çok komik. Üç. Dört. Çok komiksin bebe. Bebe beş yaptı. Evet bebe beş kez zıpladı. Bak şimdi ona kadar zıplayalım mı? Tamam. Bak Eke. Bir. İki. Gördün mü? 10 kere zıpladım. Gördüm. Bebeğim zıpladım. Aman 5'e kadar mı 10'a kadar mı zıplayayım? 10'a kadar zıpla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki de 10'a kadar zıplayacak. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ne oldu öyle? Niye yüzünüz asıldı bakayım? Şey nene, biz Eke'ye ona kadar saymışını öğretmeye çalıştık ama aslında neredeyse öğrenmiş gibiydi. Evet, demin saydı ona kadar. Sonra karıştırdı değil mi sayıları? Evet nene, neden öğrenemedi? Çünkü o daha çok küçük çocuklar. Henüz onun aklı sayıları sizin gibi hemencecik kaydetmiyor. Eke defalarca sayacak. Bazen doğru, bazen yanlış sayacak ama daha çok çalışacak. Dört, al, iki, al. O zaman onu saymayı hiç öğretmeyelim mi? Olur mu? Siz bıkmadan öğretin. Sadece yanlış yaptığında üzülüp onun da moralini bozmayın. Yanlış bile yapsa aferin. Olacak Eke deyip onu yüreklendirin.
Peki mutlaka sizin gibi düzgün saymayı öğrenecek. Ama unutmayın, o daha çok küçük. Minnacık. Karışamamış ayak taşı. Hadi. Tamam, söyleyelim. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine sen de seçti eş. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine sen de seç bir eş. 6, 7, 8, 9, 10. Zıpla, zıpla, zıpla kon. 6, 7, 8, 9, 10. Zıpla, zıpla, zıpla kon. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Abla. Efendim Eki? Eki yaşı mı? Aa, say bakalım Eki. Onun beşi mi? Ha, beşe say. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Aferin. Niye aferin dediniz ki? Yanlış söyledi bir kere. Eki yanlış anladı. Bal gibi de yanlış saydın işte. Say da duyalım tekrar. 3, 6, 7. Ha, bak işte yanlış saydı gene. Abi silah bebe. Eki doğru saydı. Ah bibi. Bu da çok küçük. Görmedin mi nasıl üzüldü? Ama yanlış saydı. Ama o daha çok küçük bir kere. Yanlış demeden, onu küstürmeden doğruyu öğretmeliymişiz. Ya. Ya. Ben ne biçim hata yaptım o zaman? Ya. Biraz öyle oldu. Durun, şimdi hatamı düzelteceğim. Eki, hadi hep beraber ona kadar sayalım mı? En yüksek sen bağır ama. Aa, tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydım bibi. Hem de harika saydın kardeşim. Ne saydın acaba? Düş yeri epi indir, en eğlenceli okul evine gelsin. Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş Yeri App'te. Hemen indir.